Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızlı rütbe 2 Shang-Chi gameplay'i yapacağız arkadaşlar. Şu anda karşımda 6 yıldızlısı ve 200 kopyası var gördüğünüz gibi. Shang-Chi'nin güzel yanlarından biri arkadaşlar, süper yeteneğinin son seviye olması gerekmiyor. Birinci seviye olsa bile olur. Yani bence. Daha doğrusu öyle konuşulmuştu. Evet, şimdi çeşitli yerlerde deneyeceğiz. Hasar testi yapacağız. Bakalım ne kadar iyiymiş Shang-Chi. Evet, şu anda efsaneler diyarındayız. Demir yumruğu aldım arkadaşlar. Demir yumruğun Shang-Chi ile sinerjisi, böyle Stark örümcek sinerjisi gibi, böyle 4 chi yüküyle başlıyoruz savaşa. Eğer özelliklerini bilmiyorsanız Shang-Chi'nin özellikleri videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada tüm özelliklerine değindim. Evet, şimdi Iron Fist sinerjisiyle deneyelim. Başka sinerji yapmayacağım. Sadece daha çok chi yükümüzle başlayalım dedim. Evet, özet geçmek gerekirse arkadaşlar Shang-Chi'nin böyle belirli komboları var. O kombolarında rakibine çeşitli özellikler uyguluyor ve kendi üstüne de chi yükü kasıyor. Böyle işte doğru zamanlı kaçış, doğru zamanlı bloklar yaparak da üstüne chi yükü kazanıyor. Shang-Chi'nin maksatı olabildiğince üstünüze chi yükü biriktirmek ve özel saldırı ikinizle de bunları hepsini harcayarak devasa hasar vermek. Yani koruyucu mantığı. Koruyucunun da ne kadar fazla üstünde yük varsa L2'si o kadar hasar veriyor ya. Shang-Chi de bunu fiziksel hasar olarak yapıyor ve kritikleriyle yapıyor. Yani koruyucudan farkı bu. Aynı onun gibi. Şimdi vuruşlarına göre arkadaşlar farklı dövüş stratejileri geliştirebilir Shang-Chi. Mesela şöyle tekrar bir bakayım arkadaşlar. Mesela iki orta saldırı yaparak sadece rakibin üstüne yavaşlatma atıyorsunuz. Orta hafif orta şeklinde üstünüze 3 tane temizleme alıyorsunuz. Orta hafif hafif orta şeklinde üstünüze engellenemez alıyorsunuz. Ve orta hafif 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 orta kombosuyla da rakibin üstüne sersem atıyorsunuz. Ama bunlar üstünüzde ne kadar fazla hazır kombo sayıcı varsa, yani hazır kombo saldırınız varsa o kadar uzun sürüyor. Yani atıyorum siz ilk orta hafif 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 orta yaparsanız hazır olan vuruşlarınız başına 0.65 saniye rakibi sersemletiyorsunuz. Yani 3 tane hazır olduğu için bu ne kadar sürüyor? 1.80 mi ne? 2.10 saniye gibi bir şey sürecek. Bir de korkutma ustanız açıksa, pardon afallatma ustanız açıksa bu çok daha uzun sürer. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi teste başlayalım. Burada hasar testi yapıyoruz. İlk başta el becerisi yaparak çiğ yüklerinizi alın derim arkadaşlar. Ay, dayak yedik. Havaya ağır saldırı attı. Ay hakikaten kendimizi dövdürterek başladık arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bakın sersemlettim onu. Sonra yavaşlatma attım. Sonra engellenemez attım. Sonra da diğerini attım arkadaşlar. Sonra ağır saldırıyla bunu yeniliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, chi yüklerinizi arkadaşlar unutmayın, böyle el becerisi yaparak da biriktirebilirsiniz. Ya da siper yaparak. Sadece maksimum bir tane alabiliyoruz galiba ondan ama her seferinde yenileniyor o da. Şimdi gene kombolarımızı yapalım. Bu arada kopyalıysa şu engellenemez komboyu bloğa da vurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir L3 atalım şimdi. L2 de güzelmiş. Tam bir kung fu ustası. Evet, 17 yükümüz oldu. Şimdi ağır saldırıya ihtiyacımız var. Onları atıp yeniliyoruz. Evet, şimdi bir düşüneyim. Şöyle önce engellenemezi açalım. Açtık engellenemezi. Sonra sersemi açayım. Sonra şöyle şu şekil. Ay, diğerini erken şey yaptım. Bir L1 atalım. Bunda en iyi komboyu daha keşfetmedim arkadaşlar. Sırası nasıl olmalı? Önce ne yapılmalı falan onu daha araştırmadım hiç yani. Düz oynuyorum şu anda. Her dövüşte farklı yaparız büyük ihtimalle. Şöyle. Önce bir L1. Yakalandık. Bir de beşli kombo yapıyor. Engellenemezi açacağım. Ondan sonra serseme atayım. İşte böyle arkadaşlar. Aslında serseme en son atıp ağır saldırıya bağlamamız güzel olabilir. Önce engellenemezi açmak bence en iyisi. Ay, özel saldırı attı. Kış askeri arada bekliyor ya, öyle özel saldırısını atıyor falan. Sinir bozucu. Mesela burada şeyi kullanmıyorum arkadaşlar. Temizlemeyi. Çünkü ona ihtiyacımız yok. Evet, bir kere daha serseme attım.
engellenemezi açtım. Sonra gene sersem, hop. Kes sersem süresi yetmedi mesela. Evet, artık L2'mizi atalım. Bakalım ne kadar hasar verecek. Yeteri kadar çiğ yükü biriktirdik. Ve çiğ yükü biriktirirken de yarı canını aldık adamın, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak 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 bak, nasıl bekleyerek vuruyor ya. Engellenemezi açtım. Diğerlerini alalım. Bakayım şeyi almış mıyım, kaçıştan aldığımı. Ay Allah'ım, geriye çekilemedim. Heh, tamam, onu da aldık. 40 yapacağız. Evet, atıyorum. Şu hasarlara bakın arkadaşlar. Ah be, son vuruşu göremedik. O da 70-80k civarı bir şey vuracaktı büyük ihtimalle. Evet, 131 vuruşta aldık. Tabii çiğ vuruşlarını biraz abarttık arkadaşlar. Bu çok daha düşük olurdu ve 6 yıldızı R2. Unutmayın. Vallahi çok iyi bir hero arkadaşlar. Çok güzel aldı. Şimdi başka yerde deneyeceğiz. Evet, şimdi şampiyondayız arkadaşlar. Shang-Chi'yi bu kez tek başına getirdim. Yani tek başına dedim, sinerji yapmadım. Diğer adamları yolu geçmek için kullandım. Bakalım şampiyon dövüşünde ne kadar etkili olacak. Onda yavaşlatması var ya, biliyorsunuz. Evet, şöyle alalım Shang-Chi'yi. Burada şimdi önemli nokta arkadaşlar. İlk önce bir yavaşlatmamızı atacağız. Yavaşlatmayı ilk atacağız ki uzun sürsün. Böylece şampiyon durdurulamazını hiç açamasın. Ondan sonra Shang-Chi'nin süper yeteneğinde biliyorsunuz kritik vuruşlar da bloğa geçiyordu. Aynen. Bir şeyi yanlış söyledim arkadaşlar. Şu orta, hafif hafif orta bloğa vururken de sanırsam sıkıntı olmuyordu. Yani şu orta, hafif hafif ortayı şampiyonun bloğuna vurarak da aktifleştirebiliyoruz. Yani her türlü engellenemezi kazanıyoruz sanırsam. Ya da süper yeteneğinin olması gerekiyor da olabilir arkadaşlar. Onu tam çözemedim. Sanırım süper yeteneği, çünkü kritik darbelerin aynen. Personal abilities that trigger on critical speed trigger to block diyormuş. Aynen, onu şimdi okudum. Böylece rakibin bloğuna vurarak da engellenemezimizi açabiliyoruz süper yeteneğimiz sayesinde arkadaşlar. O yüzden bunun sadece uyanık olması yeterli. Fiziksel hasar çok artmıyor onun dışında. Evet, şimdi gösterelim. Daha doğrusu başlayalım. İlk önce yavaşlatmamızı atacağız. Evet, zaten durdurulamaz başlıyor. Bakın, kaldırdım onu. Şimdi engellenemezi atalım. Üstümüzden zayıflatıcı kaldırma ihtiyacımız yok arkadaşlar. O yüzden diğerini hiç atmayacağım. Şöyle ittirelim. Evet, sonra yeniliyorum. Diğerini hiç atmaya gerek yok gerçekten. Evet, yavaşlatmamızı yenileyelim. Sonra bakın. Blokta gördüğünüz gibi tetikledim o şeyi gene. Özelliği. Sonra özel saldırı değil. Beşli kombomun arkasına hemen şeyi bağlıyorum. L1'imi bağlıyorum. İki kere sersemletiyorum bu sayede onu. Evet, engellenemezi de yeniledik. Şu şekil. Sonra ağır saldırıyla yenileyin. Evet, şampiyona bu taktikle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kez engellenemezi önce tetikleyelim hadi. Sonra yavaşlatmayı atıyorum. Evet, L2'sini attırdık. Doğru zamanlı kaçışı da yaptık. İnşallah L2'miz gelmez. Gelmedi. Güzel. Hemen yeniledim. Evet, yavaşlatma bitti. Tekrar atıyorum. Engellenemezi açtık. Evet, mesela bir kere daha atayım. Bakın, serseme atıyor direkt ve daha uzun sürüyor bu kez. Evet, 21 etti. Bu kez diğerini de aktifleştirebilirim mesela. Ama o zaman sersem süremiz daha kısa olur. Sersemi kısaltmamak için her türlü diğerini atmayacağım. Attım şöyle gene stun'ı. Ay, dalgınlığıma geldi. Ağır saldırı yapacaktım burada. Evet, yavaşlatma bitiyor. Biraz bekleyeceğiz o yüzden bu kez. Evet, attım. Sonra engellenemezi de attım. Engellenemeziz. L1 ve ağır saldırı. Ne olur ne olmaz, üstüme yeteri kadar yük alınca yapacağım arkadaşlar. Hadi bu kez engellenemezi de atmayalım. Hop. Aynen bu şekil. Engellenemez. Hoppa. 30 etti arkadaşlar. Böyle böyle çiğ yüklerini kasıyorum şu anda. Doğru zamanlı kaçış yaparak da yapıyorum.
Evet, engellenemez olduk. Combo sırasını sakın karıştırmayın arkadaşlar. İyicene biriktirince zaten şey yapacağız. L2'mizi atacağız çiğ yüklerine. Ay, dayak yedik. Neyse ki ölmedik. Ay, yanlışlıkla L1 attım. Neyse, sorun yok. L1 daha. Ve hop. 41'e çıktı. Acaba yeterli olur mu? 50 yapalım en iyisi. Hop. Hemen yavaşlatmayı yeniledik. Devam ediyoruz. Engellenemezi aldık. Sersemi dağıtalım şöyle. L1 ve yenile. Ah. Doğru zamanlı kaçış yapmak da önemli bunda. Hatırlatayım. Evet, yavaş yavaş atalım artık diyorum ben. Atacağız birazdan. Hop. Evet, artık atalım. 55'e çıkardık. Atmadan son bir kere daha charge'larımızı harcayalım. Önce durdu, yavaşlatma, sonra engellenemez. Son olarak yetmeyecek, tamam. Atıyorum. Ne vurdu be? Hop. Hop. Ve hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Hadi be, ölmedi. Tek seferde gene 3 el becerisi yaptım. Eski yöntemim. Hiç aklıma gelmezdi bunu tek seferde yapabileceğim ama tek L1'de ölmedi. İkinciyi de atalım. Hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Şampiyonu çok güzel tekliyor Shang-Chi. Son hasarını gene göremedik arkadaşlar ya. Onu da keşke görebilseydik. Evet. Son olarak bir de Abyss'te deneyeyim diyorum arkadaşlar. Son olarak bir de Abyss Luke Cage'in de test edeceğiz arkadaşlar. Evet. Dark Hulk'ı Alev Adam'la geçtik. Şimdi sırada Luke Cage var. Gene sinerjisiz Shang-Chi'yi getirdim. Evet, yine aynı taktiği izleyeceğim arkadaşlar. Sürekli yavaşlatmayı önce atmam gerekecek. Süper yeteneğimizin güzel yanı engellenemezi onun bloğuna vurarken bile aktifleştirebilmemiz. O sayede çok rahat dövüşeceğiz. Tabii gene hiç şeyi aktifleştirmeyeceğim. Ne derler? Temizleme yaptığımızı. Evet, öncelikle yavaşlatmayı attım üstüne. Ne olur ne olmaz. Evet, sonra engellenemezi aktifleştirdik. Derken serseme attık. Sonra L1 ile bir sersem daha. Diğerini atarsam mesela sersemin süresi acayip kısalır. Ve ağır saldırı atacak vakit bulamayız. Ondan ilk önce... Pardon, onu atmıyorum yani. O yüzden. Aynen böyle işte arkadaşlar. İlk önce mutlaka durdurulamaz. Yani yavaşlatma. Sonra engellenemez. Sonra sersem. Sonra L1. Sonra da ağır saldırı. Bakın bu taktikle alabileceğiz mi Luke Cage'i? Tabii hiç el becerisi yapamıyoruz. Bundan ötürü. Şimdi engellenemez. Hiç değdirtmeyeceğiz kendimizi ona. Ay, ağır saldırı yapmam gerekiyordu. Unuttum. Hemen yapalım. Sonra yavaşlatmamızı yeniliyoruz. Dikkat edin, çok hızlı geliyor üstümüze. Bu kez engellenemezi açmayalım dedim. Ağır saldırıyı mutlaka atabilmeniz lazım arkadaşlar. Unutmayın. Hadi önce engellenemezi açalım. Çok vakit kaybettik. Sonra yavaşlatma. Şimdi bekleyeceğiz. Güç barınıza dikkat edin arkadaşlar. L2'nizi sakın doldurmayın. Yani biriktirene kadar en azından. Şu an çok doldu mesela güç barım. Ondan engellenemezi açmam büyük ihtimalle. Evet. Şu şekil.
Evet, devam edelim. O kadar çok gücü doluyor ki bunun. Ama bu kez engellenemezi açabileceğim. Gücümüz var. Evet, arada ağır saldırısını atıyor artık. Evet, bu kez dolacak gibi. Leğikim aynı. Hadi bir kere atalım. Çok biriktirmeye gerek yok nasılsa. Oo, 42, 32, 32, 32 ve 60, 76 pardon. Hemen yavaşlatmayı atalım. Sonra tekrar tekrar biriktireceğiz böyle. Bakalım ne kadar sürecek. Gittiği yere kadar. Ay, yürüyerek vurdu. Ay, bir de sersem attı. Ağır saldırı attı. Durduk yere ağır saldırı atıyor. Misterio'ya bağladılar ha. Evet, dövüş benimle. Korkak açtı. Hadi bir L3 atalım. Evet, yeniledik. Şimdi bana bir yavaşlatma lazım. Bakın nereye kadar gidebileceğiz? Bunda sonuna kadar gidemeyiz mutlak büyük ihtimalle. Gidebildiğimiz yere kadar. Evet, ne olur ne olmaz. Özel saldırı birini attırayım. Ve yavaşlatmayı atalım. Öyle L3 atalım. 4 çiğ yükü verecek bu bize. Bu kez biraz daha çiğ yükü biriktirelim. Evet, devam. Bu kez diğerine de vaktimiz var. At at. Ağır saldırını at durduk yere. Güzel, ağır saldırı atamayız ama özel saldırısından sonra atacağım. Ay, yakalandık. Evet, bize bir alıkoyma lazım şimdi. Hemen yapalım. Evet. Hadi bakalım bu canla devam edebilecek miyiz? Ay, devam edemedik ya, yakaladı bizi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Abyss Luke Cage'ini bile götürebiliyor arkadaşlar. Tabii çok şey yapamadık bu dövüşte. Biraz karışık mekanizması çünkü. Böyle arada birbirine karışabiliyor Shang-Chi'nin komboları. Onu da iyicene ustalaştıktan sonra Abyss Luke Cage'i eminim rahatça geçebilir bu hero arkadaşlar. Evet, Shang-Chi bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.